l'anima senza tua. Aspettati, adagio. Evet Fatih abi, çağımızın vebası diyelim, uzun bir süreç atlattınız, Allah'a şükür yendiniz ve bugün de Bodrum'da ilk sahnenizi alıyorsunuz. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz, çok Allah size sağlık, sıhhatlik versin diyoruz. Hem o yaşadığınız süreçle ilgili kısa ol, insanların anlayacağı bir şekilde nasıl atlattınız o süreci ve neler söylersiniz? Şimdi bu kanser meyleti, illeti dediğin gibi çağımızın vebası. Ancak şuna inanıyorum. Hiçbir şeyi kafaya takmamak, dert etmemek lazım. Yani bu çok mümkün olmayabilir ama elimizden geleni yapmamız lazım. Hep aklımızda en azından bunu tutmamız lazım. Biz bir kere dünyaya geliyoruz ve moralimizi, neşemizi hep yerinde tutmak zorundayız. Hiç kimseyle ilgili kötü şeyler düşünmeye gerek yok. Dedikodu yapmaya gerek yok. Trafikte yakalanmışsan sıkılmaya gerek yok. Bunları olabildiğince becerebildiğimiz sürece sağlıklı olacağımıza inanıyorum. Ben eskiden beri stresli bir adamım. Trafikte özellikle de İstanbul trafiğinde çok hakikaten strese girdiğim zamanlar olmuştur. Ama bu hastalığı atlattıktan sonra ya da bu hastalığa yakalandıktan sonra diyelim biraz kendimi iyileştirdim diye düşünüyorum. %100 başarılı olmak çok zor ama %50-60 buna yetecektir. Ben bütün buradan insanlara, sevenlere seslenmek istiyorum. Hayatı çok kale almayın. Bugünü yaşayın. Tabii ki bugünü yaşayın derken kimsenin hakkına tecavüz etmeden, böyle kafayı yemeden, çıldırmadan, güzel şartlarda, herkesi severek, içten davranarak. Önemli olan mutlu olay birbirlerine. Mutlu olmak, evet. Hatta şunu söylüyorlar bazıları, ben de onu dile getiriyorum. Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin diyorlar. Bunun sırrı ne Fatih abi? Yaşamı sevmek mi? Valla bence bunun sırrı bu fikri akılda tutmak. Bu fikri aklımızda tuttuğumuz sürece, tabii buna inanıyorsan, aklımızda tuttuğumuz sürece biz bunu başarırız. Evet Fatih abi, Bodrum sezonu başladı. Bugün de ilk sahnenizi alıyorsunuz. Evet. Tabii Fatih Erkoç bir marka, bir duayen diyelim. Şarkılarınız hala insanların kulaklarında. Ama bugünden itibaren yeni bir sürpriz var. Sürpriz. Sürpriz başlı başına benim bu sene Aşkın Arzu'ndan Cazino grubuyla sahne alıyor olmam. Türkiye'nin hakikaten elle sayılabilecek birkaç müzisyeninden biri bu orkestradaki müzisyenler. Aşkın Arslan'la çok yıllar önce çalışmıştık. Tadı damağımda kaldıydı. İnşallah biraz çok farklı, güzel müzikler çalacağız. Tabii kendi parçalarım, kendi şarkılarım da ikinci yarıda çalınmak üzere. Yabancı pop karışımı artık insanlar müzik sevkine dönecek, evet, değil mi? Evet, evet. Abi başarılar, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.